Merhaba sevgili arkadaşlar, ben FRP.net'ten Kayrak Kerikübçü. Bugün yine bir kutu açılışıyla karşınızda olacağız. Yine daha önce de yaptığımız gibi kapsül kutusu, uzaklardaki diğer ekibinin sürpriz kutusu kapsül elimize ulaştı. Bu ayki kapsül yine sürprizlerle dolu. Yine tişörtler bekliyoruz. Yine ilginç böyle takılar, bardak altlıkları, belki posterler bekliyoruz. Ne var ne yok hep birlikte göreceğiz. Bu ayki kutumuz elimize ulaştı. Bantlarını kestik. Açmak için kameranın karşısına geçtik. Şimdi hep birlikte kapsül kutusunu açalım ve uzaklardaki diğer ekibi neler göndermiş hep birlikte bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, kapsül kutumuz burada karşımızda. Şimdi hep beraber açalım. Yine sert bir kutu. Oldukça da güzel paketlenmiş. Şuralarda bantlar vardı. Biz bu bantları hani açması zor olmasın diye kestik. Şimdi hep birlikte bakalım kutumuzdan neler çıkacak. Şuradan hemen açalım. Evet. Evet, her zaman olduğu gibi bize yine kapsül etiketi karşıladı. Bu etikette zaten uzaklardaki diğer ekibinin sosyal medya adresleri ve web sitesi adresleri var. Bunun arkasında da kutunun içerisinde neler olduğu ile ilgili bilgiler var ama onları sürprizi bozmamak için şimdilik size göstermiyorum. Evet, baktığımız zaman ilk önce hemen karşımıza bir tişört çıktı. Burada Star-Lord falan görüyoruz. Ne olabilir, ne olabilir derken tabii ki son dönemin en çok konuşulan filmlerinden Guardians of the Galaxy Volume 2. Çok da güzel bir çizimle süslemişler tişörtü. Oldukça güzel olmuş. Şimdi açalım isterseniz. Paketi atalım. Bu arada geçtiğimiz incelemede de belirtmiştik. Uzaklardaki diğer large olarak göndermiş. Uzaklardaki diğer daha önce Crazy firmasıyla çalışıyordu. Fakat şimdi artık kendi tişörtlerini üretmeye başladı. O nedenle uzaklardaki diğer etiketiyle geliyor tişörtler. Bakalım şöyle göstereyim ben tişörtü. Baskısı çok güzel. Tişört bu arada yumuşacık. Yani kumaşı gerçekten yumuşacık. Böyle bir neredeyse hani pijama gibi diyeyim böyle. Yani yumuşacık. Çok da güzel pamuklu bir tişört. Böyle de güzel bir baskı, rengarenk bir baskı yapmışlar. Ben çok beğendim açıkçası. Şurada da bir Groot saklanıyor. Oldukça güzel bir tişört olmuş. Bunu hemen kenara koyalım. Başka neler varmış? Kutumuzda bakalım. Yine bir bardak altlığı var burada. Tesis ekibinin yaptığı bu direkt şey ya, Portal Aperture Science değil mi? Evet, bayağı Aperture Science'ın logosunu yapmışlar. Bu aslında baktığınız zaman fotoğrafçıların objektifi de olabilir. Bunu fotoğraf çeken birileri varsa oldukça "aa bak ben fotoğrafla ilgileniyorum" deyip yutturabilir de Aperture Science'ı bilmeyenler, ama aslında portal logosu. Burada da tesisin baskısını görüyoruz. İzmirli bir ekip tesis. Bunları tamamen elde hazırlıyorlar. Yani el emeği, göz nuru, bardak altlıkları. Çok da güzel bir işçiliği var yine. Buraları kabartma olarak yapılmış. Tamamen ahşap. Güzel bir iş çıkmış ortaya. Bunu da hemen kenara koyalım şöyle. Burada bu sefer farklı bir iş çıkmış ortaya. FRP.net'te de yazan, bizim ailemizin bir üyesi olan Melis Taze'nin tasarımlarını sergilediği Migraine Design, bunun yaptığı bir oyuncakmış. Ne oyuncağı bakalım. Böyle yeşil bir top gibi bir şey var. Baktığımızda burada Migraine logosunu görüyorsunuz. Sosyal medya adresleri var. Şöyle kenara koyalım. Ne diyor burada? Migraine Design ürünleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ederim demiş. Ürünlerin benzerleri olsa da aynıları yoktur. Çünkü her biri el yapımıdır. Bu çok önemli. Bunlar da yine elde üretilen özel ürünler. Elinizde tuttuğunuz ürün tamamen size özeldir. Ona iyi davranın demiş. Zaten baktığımızda evet, çok sevimli bir kutulu peluşu var. İyi davranmaktan başka şansımız yok. Vallahi sonu kötü bitebilir. Bu arada gerçekten çok güzel ürünler yapıyor Migraine Design.
her biri el emeği göz nuru. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Hem tesis ekibi hem Migraine Design el emeği göz nuru böyle ürünleri uzaklardaki diğer ekibiyle birlikte sunuyor. Böylelikle uzaklardaki diğer ekibi de bu kapsül kutusuyla birlikte kolay kolay ulaşamayacağımız tamamen el yapımı orijinal özel ürünleri de bizlere ulaştırıyor. O açıdan da gözümde bir kat daha değer kazanmış olduğunu belirteyim kapsülün. Çok güzelmiş bu da. Güzel tentacle'ları var. Yumuşacık bir peluş. El yapımı. Bunu da hemen kenara koyalım. Saygı gösterelim. Şöyle dursun. Evet, burada bir şeyimiz var burada. Bir şey. Bir şey. Ne bu? Simsiyah görünüyor ama na 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 na. Aa, bu da el yapımı. Aa, çok güzelmiş. Baktığımız zaman bu da Rainbow Sheet Boutique. Evet, şunu açalım hemen. Çok değişik görünüyor. Handmade with love, especially for you. Diye tamamen sizin için aşkla üretildi diye güzel bir şey yapmışlar. Şöyle bir logolarını içeren bir kart var. Rainbow Sheet. Tam bir unicorn sheet olmuş. Bunu da hemen kenara koyalım. İçinden çıkana da bakalım. Bu da bir Batman kolyesi. Böyle güzel yumuşacık bir, yani yumuşak dediğime bakmayın, metal ama çok şey, yani güzel bir zinciri var. Bu da plastik diyeceğim. Böyle 3D printer gibi hafif. Çok güzel. Ama oldukça da güzel. Mat bir plastik olmuş. Detaylar da çok güzel belirtilmiş burada. Vallahi takılabilir. Oldukça kullanışlı. Çok güzel bir kolye yapmışlar. Bu da el emeği göz nuru. Bu tür işlere çok saygı duyuyorum. Helal olsun. Çok güzel bir iş yapmışlar. Bunu da hemen kenara kaldıralım. Rainbow Sheet'e teşekkür edelim. Burada yine bir kartonumuz var. Bu karton kutunun dibi gibi görünüyor. En alta koyuyorlar. Bunu bir gün karıştıracağım gerçekten ama burada da bir harita olduğunu hissediyorum. Ve bakalım. Oo! MMO oyuncularını görelim. World of Warcraft. Kalimdor. Burada Kalimdor kıtası. Burada da Doğu Krallıkları, Eastern Kingdoms, Azeroth ve Kalimdor. Burada da Büyük Deniz'i görüyorsunuz. Bu arada çok kalın bir kartona basılmış. Çok da kaliteli basılmış bu arada. Baskı falan inanılmaz. Tabii ki hani kağıttan dolayı ve baskının özelliğinden dolayı böyle bir hafif bir mat ve eski bir doku da var. Ama oldukça güzel olmuş. Yani evladiyelik bir iş çıkmış ortaya. Bu da büyük ihtimalle tesis ekibinindir. Arkasına bir baskı yapılmamış ama son zamanlarda hep tesis ekibi haritalarıyla karşımıza çıkıyor. Bu World of Warcraft haritası da gerçekten muhteşem olmuş. Kutumuz bu kadar. Tekrardan böyle yerleştirelim içine. World of Warcraft haritası. Şöyle koyalım. Migraine Design tarafından elde üretilmiş sevimli mi sevimli peluş. Sevimli demeyelim, kızmaza bari. Sevimli mi sevimli? Yine dedim ama çok gerçekten mıncık mıncık böyle insanın sevesi geliyor. Migraine Design'in güzel bir peluş kutulusu var. Rainbow Sheet tarafından yine elde üretilmiş oldukça kaliteli bir simsiyah tam the Dark Knight kolyesi. Konuşamadım. Dark Knight kolyesi. Daha sonrasında yine bakalım. Burada yine tesis ekibinin yaptığı Aperture Science Portal bardak altlığı var. Ahşaptan elle üretilmiş. Ve yine uzaklardaki diğer ekibinin artık kendileri yaptığı oldukça da renkli, çok da kaliteli Guardians of the Galaxy Volume 2 tişörtü bu ay kapsül kutusunu süslemiş. Biz uzaklardaki diğer ekibine çok teşekkür ediyoruz bu tür özel yapım şeyleri bizlerle buluşturdukları için. Bizler de elimizden geldiğince uzaklardaki diğer ekibinin kapsül kutusunu incelemeye devam edeceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. FRP.net'e abone olmayı unutmayın. Kapsülü almayı unutmayın. Bu tür sürpriz hediyeler her ay kapınıza gelsin. Siz de mutlu olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.